Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazane. inceleme yapalım. Alime bildi, anladı. Kim? Ammarun, Ammar adlı kişi biliyor idi. En şüphesiz ki şehra Ramazane, Ramazan ayı yebde'u başlıyor. Ba'de yamin birkaç gün sonra. Velâkinnehu fakat o Ammar adlı kişi lem ya'lem bilmemişti bilmiyordu. Fi ey yevmin hangi günde yebdehu başlıyor. O Ramazan'ın hangi gün başlayacağını bilmiyordu. Ve hasibe ve Ammar adlı kişi zannetmişti. Ne zannetmiş? Enne yevmel isneyni. Yevmel isneyni pazartesi demek. Enne şüphesiz ki yevmel isneyni pazartesi günü nedir? Evvel yevmin birinci gündür, ilk gündür. Neydi ki ilk gün? Fi Ramazana, Ramazan'daki ilk gün. Yani Ramazan'ın başlangıcını pazartesi günü olarak düşünmüş, tahmin etmiş, zannetmiş idi. Bir inceleme yapalım. Şehru Ramazana. Şehr kelimesi ay demek. Ocak, Şubat, Mart gibi ay. Gökteki ay değil yani. Ramazan ise nedir? Yine ay ismidir bu defa. Ocak, Şubat, Mart gibi ayın adıdır. Yani Recep, Şaban, Ramazan. Peki şehir kelimesi burada muzaftır. Ramaban kelimesi muzafun ileyhtir. Şehru Ramabane. Ramazan ayı. Muzaf, muzafun ileyh. Muzafun ileyhlerin mecrur olması beklenir. Peki Ramaban kelimesi mecrur mudur? Evet mecrurdur. Cer alametine fetha. Nundaki fetha. Peki neden kendisi cer alameti olarak fetha almış? Nundaki fetha. Çünkü Ramazan kelimesi gayrimustariftir. Neden gayrimustariftir? Kendisinin iki tane illet var. Bir, alemlik. İki, birincisi neymiş? Alemlik. Alemiyet diyoruz buna. Alemlik. Bu gerekçe. İki, kendisinin sonunda ne var? Elif artı nun var. Kelime elif artı nun ile bitmiştir. Bu da bir illettir. Yani Ramazan kelimesinin gayrimusarif olmasına neden olan iki şey var. Bir alemlik. Özel isimdir. Ramavan. İki elif nun içeriyor. Elif nun ile bitiyor. Sonuncu harfi elif ve nundur. Bu iki gerekçeden ötürü Ramazan kelimesi gayrimusarifleşmiştir. Gayr musarif ne demek? Kelimenin esre ve tenvin almaması demektir. Almıyor. Böylece ona ne diyoruz biz? Gayr musarif diyoruz. Peki devamında ve daha da detaylandırabiliriz. Mesela diyebiliriz ki Şehru Ramazan. Ramazan ayı. Ramazan ayı ne? İşte ha da. bu nedir? Ha bu metnun bir metindir. Nasıl bir metindir? Şehru Ramazan'ı Ramazan ayı metnidir gibi daha da uzatabilir. Ha da bu Şehru Ramazan'ı Ramazan ayıdır diyelim kısaca. Yani hasf kelimeler vardır demeye çalıştım. Metne geçelim. Alime mazi fiildir. Alime ya'lemu. Alime ya'lemu. Suresi mücerred bir fiil. Fetha üzere mebni mazi fiildir. Mücerrettir. Ammar onun faili merfuraf alameti. Ra'daki zammedir. Temin almış bak. Ammarun. Ramazan gibi tek e, fetha, tek üstün, tek zanne alamıyor. Bu kelime iki tane birden. Yani temin almış çünkü gayrimusarif değil. Ammar adlı kişi bildi. Ammar kelimesi niye merfu? Fail olduğu için. Kim onu fail yaptı? Ona etki eden nedir? Fiildir. Fekullu fiilin yerfa'u ve yansibu. Her fiil raf eder, nasb eder. Avam ile kıyas amil madde bir bu yazılıdır değil mi? Bu fiil Ammar kelimesini raf ederek kendisine fail almıştır. Ammar bildi de neyi bildi? Peşine ne gelmiş? En gelmiştir? Çünkü burası mef'ul cümlesidir. Yani mef'ul cümle olarak gelmiştir. Onun da evverinde Elif nun maddesi, buna Elif nun maddesi diyoruz değil mi? Yani şöyle bir tane Elif varmış, bir tane de nun varmış. Esasen bu Elif midir? Değildir. Hemzedir de Elif nun deriz genelde. Ee, bu Elif nun maddesi burada fethalanabilir mi? İnne şeklinde olmaz. Ne olması gerekir? Tıpkı yazıda gözüktüğü üzere en ne olması beklenir? Çünkü meful cümlesinin evverinde Elif nun maddesi fethalanıyor imiş. Bundan ötürü enne diyoruz. Enne şüphesiz ki şehra, şehir kelimesinde niye fetha var? Enne çünkü ismini nasip eder. Etmiş, onun ismidir o. Şehir kelimesi enne'nin ismi. Inne, enne, kenne, lakinne bu grubu biliyorsunuz değil mi? İsmini nasip, haberini raf eden edatlardır. Harufu müşebbetun bil fiil, fiile benzeyen harfler diye adlandırılırlar isimlerini, nasb haberlerini raf ederler. Şehir kelimesi enlerin ismi olduğu için mensup nasb alameti fetah. Şehir kelimesi hem ender'in ismidir hem de nedir? Muzaftır. Ramabane muzaafın ileyhtir. Tıpkı yukarıdaki Ramazan kelimesi gibi. Bu da muzaafın ileyhi. Tıpkı yukarıdaki Ramazan kelimesi gibi. Bu da gayrimusarif. O zaman tıpkı yukarıdaki gibi cer alameti olarak fetah alacaktır. Evet. Gayrimusarifler cer alameti olarak fetha almaktalar. Şehra Ramazan'a izafet var değil mi burada? Ramazan ayı. Şüphesiz ki Ramazan ayı BDE yebdeu. BDE -e. mazisi nedir? BDE'dir. B D E. BD nedir? Hemzeli bir fiildir. Öyleyse mehmuz diyebilirsin. Evet, hemze nerede yer alıyor? Lamer fiilinde. O zaman mehmuzul lam. Doğrudur. BDE, YB, -e BU. -e Mazide de, Muzari'de de aynı el fiili fethalı değil mi? BDE, YB, -e BU. -e Dal yani burada aynı el fiili olmakta. Her iki yerde de fetal olduğuna göre boğaz harflerinden bir harf içeriyorum. Evet, lamer fiilinde boğaz harflerinden hemze var. Öyleyse bu fiil nedir? Üçüncü babtandır. Yebde'u başlar, başlıyor. Yani ama bildi neyi? En ne şüphesiz ki şeh ramallana ramazan ayı yebde'u başlayacak. Başlayacağını bildi. Bildiği şey nedir? Ramazan ayının başlayacağını bilmiş. Kim bildi? Yebdu muzari merfu. raf alameti hemzedeki zamme faili nerede? Az önce alime ne dedik? Fe kullu fiilini yerfe'u dedin. Ammar raf etti. Yebde neyi raf Kendisinde gizli olarak bulunan hüve zamirini raf etmiştir. Tabi hüve zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahalen irap alır. Öyleyse hüve mahallen merfudur. Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Niye? müstetir yani gizli zamirdir. Türkçede de gizli özne vardır, Arapçada da vardır. Yebde hüve, hüve o, o başlıyor. O başlıyor, o kim? Yani Ramazan ayı başlıyor. Ne zaman başlıyor? Bak, ba'de eyyamin. Şimdi ba'de sonra demektir. Yevmün yevmani, eyyam bu ise cimi mükesserdir. Diğer adıyla kırık çoğuldur. Birkaç gün sonra diye çevirebiliriz. Günler sonra diyebiliriz. Ba'de hem zarftır, zaman bildiriyor değil mi? Zaman zarfı. Ba'de sonra. Mesela demiyor marketten sonra sağa dönülseydi veya camiden sonra sağa dönseseydi, sola dönsese mekan belirttiği için mekan zarfı olurdu. Burada ise kendisinin peşine günler kelimesi gelmiş. Günler mekan değil zamandır. Öyleyse burada ba'de yani zaman zarfımı mekan zarfımı ona değinmeye çalışıyorum. Ba'de burada zaman zarfıdır ve muzaftır. Hem zarftır hem muzaftır. Bu cümleyi çok kurmuşumdur ben eski videolarımda. Hem zarftır hem muzaftır. Ey ya muzafın ileyh olur mecrur celalameti mimdeki kesre tek kesre almamış iki tane almış temin almış yani niye temin almasına mani bir durum yok ki temin almaya mani durumlar nelerdi kelime bir başka kelimeye muzaftır o zaman temin almaz kelime eliflamlıdır temin almaz kelime gayrimusariftir temin almaz değil mi bunun gibi birkaç şey vardı devamında ve nehu fakat o İnne, enne, lakinne, Değil mi? lakinne, fakat, hı, o, hangi o? Şimdi o dediğinde sağ tarafa bakmak gerekir, zamirdir. Sağ tarafta bir Ramazan ayı diye bir şey vardı. Bir de Ammar diye bir şey var, iki tane madde var diyelim. Hu zamir ikisinden birine raci olmalı. Raci, raca'dan raciun, dönücü. İkisinden birine işaret ediyor, ikisinden birini kapsıyor. İkisinden birini kast ediyor. Lâkinnehu fakat o Ramazan ayı veya lâkinnehu fakat o ammar. Şu an ikisine de ihtimalli. Cümleyi okumaya devam ettiğimizde ama her şey ortaya çıkar. Fakat o lem ya'lem bilmedi. Ramazan ayının bilip bilmeme şeyi var mı? Becerisi, özelliği, yeteneği o bir aydır. Ayın, ayın bilme özelliği yok ki. Yani o zaman Lakinnehu fakat o Ammar adlı şahıs lem yalem bilmemişti. Bilmiyor idi. Lem yalem bilmedi demek değil mi? Bilmedi. Lem mazin e, başına gelmiştir. Alime mazi idi. Ya lemu onun muzaresi. Lem geldi. Lem ya lem yaptı. Lem cezmeder. İşte sonuncak olan mimde sukunu görmektesin. Lem aynı zamanda kalbeder kalbetmek. Neyi kalbetmek? Çevirmek demek. Neyi çeviriyor? Zamanı çeviriyor bak. Ya'lemu <laughs> idi bu kendi kendine tahtaya yazdığında bilir, biliyor, bilecek geniş zaman, şimdiki zaman. Cümlen akışına bağlı olarak gelecek zaman manası vardı onda. Başına alem geldiği zaman demeklenmiş başına. Artık bu şimdiki geniş gelecek zaman manalarına gelmez. Ne olur? onun zamanını kalbetmiştir çevirmiştir neye? maziye, olumsuz maziye. Yani geçmiş zamana çevirmiştir. lem ya lem bilemedi. Kim bilemedi peki? Bu da bir fiil değil mi? Fe kullu fiilen yerfa ve yansibu demiştin. Raf ettiği nerede? Bakıyorum sol tarafta. Raf ettiği bir şey yok. Nasıl yok hocam? Yebdu merfu. O fiil ama fiilden fail olmaz. O zaman madem ki sol tarafta merfu bir kelime yok, ne diyeceksin? Kendisinde gizli zamir olarak hüve faildir. Hüve gizli zamirdir, faildir. Hüveyi raf etmiş. Nasıl raf eder? E, hüve mebnidir çünkü zamir. Mebniler mahallen iraf O zaman mahallen merfu olan hüve bunun faidi olmakta. Evet. O ammar bilemedi. Fi-e neyi bilememiş bakalım. fi e yevmin hangi günde? fi harfi cerdir. eyi Ey onun mecruru eyi muzaftır. Ve aynı zamanda istifam değil mi? Ee, soru manası var yani. istifam soru demektir. Eyi muzaf ve muzaftır ve fi'nin mecrurudur. fi harfi cer, eyi Ey onun mecruru. Ve aynı zamanda muzaf, yevminde onun muzaflı lehidi oluyor. Evet. Yevm gün demek. Şurada ey yağ geçmişti ya. Burada cemi mükesser. İşte müfredi de buradaymış. Yevmin, yevmun, yevmen. Cümlenin akışına bağlı olarak sonuncu hareketleri değişebilir. Fi ey yevmin hangi günde olduğunu bilemedi. Hangi günde bede'e yebde'u başlıyor. Hangi günde başlıyor? Başlıyor. Başlayacağını bilemedi. Ne başlıyor? Fekullü fiilin yerfa ve yansibu. Rafa nerede? Yine gizli zamir. Hüve burada fail olur. O ne zaman başlıyor? Ammar mı ne zaman başlıyor? Ammar'ın bir kuşağı başladığından bahseden olmadı. Burada neyin başlamasından bahsediliyor? Ramazan ayında. O zaman yebdu ve O Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Hangi günde başlıyor? Onu bilememişti. Ve hasibe hasibe yahsibu. Altıncı bab değerler değil mi? Mazide de, muzaride de aynı el fiil kesredidir. Hasibe zannetti. Zannetmiş idi. Kim? Faili nerede senin? Sol tarafında kelimeye bakıyorum. Enne gelmiş. Enne geldiğine göre artık meful başlıyor demektir. Enne yevmer isneyin. Yani enne fail olabilir mi? Olamaz. Yerine olamaz. İsneyin olamaz. Evveli faildir belki. Tamam. Hasibe zannetti kim zannetti? Evveli yevmin ilk gün zannetti. Yani günün zannetme imkanı var mı? Günde zeka mı var? Akıl mı var? Nasıl tahmin edebiliyor? Demek ki evvelden fail olmaz. Onu demeye çalıştım. O zaman hasibede ne var? Gizli zamir hüve var. Faildir. Hasibe zannetti hüve o. Sağ tarafta iki tane şey geçmişti. Bir Ramazan ayı bir de Ammar. Ramazan ayı zannetti. Ramazan ayının zannetme yetkisi yok. Öyle bir zekaya, güce, beyne sahip değil ki. O zaman Ammar, evet. Hasibe zannetti. Hüve o, hangi o? Yani Ammar adlı şahıs zannetti. Ne zannetti? Meful cümlesi başlıyor. O yüzden inne değil enne. Enne şüphesiz ki yevmel isneyni ikinci gün, yani pazartesi günü. Yevmül Ahad pazardır. Yağmur İsneyn pazartesidir. İkinci gün. İsneyn iki demek. Yevm gün. Yani bizim kullandığımız ikinci gün nedir esasen? Haftanın başı ilk günü pazartesi. Salı ikinci gün olur. Ama metinde o şekilde değildir. Yani Arap gramerine baktığımızda kullanımda ikinci gün pazartesi olmaktadır. ne diyelim o zaman? Yevm kelimesi burada isimdir. Ennenin ismi olduğu için mensup. Nasıl ki enneden sonra gelen şehir kelimesi onun ismiyle değil mi? O yüzden mensuptu. Şehra, şehru değil yani. Yine enneden sonra gelen kelime yevme, yevmu değil. Enlerin ismidir. Ve muzaftır. Zarftır ve muzaftır değil mi? Zarftır ve muzaftır. Zaman zarfı. El isneyni onu muzaftı müleyhi olur. İsnani isneyni. Tesniye mecrur, ceralameti yağdır. Tesniye gibi bir kelime yani. tesniye irabına sahiptir. Peki yem kelimesi enden ismi dedik. E, muzaftır, Muzaftır, El-İsne'nin Muzaftın ileyhi. Peki enlerin haberi nerede? Haberi evvelü kelimesi oluyor. yevmel isneyn nedir? Evveli Yevmin. ilk gündür. Birinci günüdür zannetmiş. Evvel kelimesi. Lambda niye zanne var yani? Enlerin haberi olduğu için. Enne haberini raf eder. ''Evvelu'' kelimesini raf etmiştir. ''Evvelu yevmin'' ilk gün, birinci gün ne zamandır zannetmiş yani? Pazartesi, e, pazartesi gününü zannetmiş. Peki neydeki ilk günü? Yılın ilk gününden mi bahsediyorsun? Haftanın ilk günü mü? Hayır. ''Fi ramabane'' Ramazan ayı içerisindeki ilk günü pazartesi olduğunu zannetmiş. ''Fi harf ne ve musarif olduğu için cer alameti olarak kendisinde fethayı görmektesin. Ve temin almamıştır. Çünkü gayri musariftir. O zaman şöyle tekrardan bakalım. Enne ismini nasıl haberini raf eder. Şehra onun ismi. Haberi nerede? Haberi yebdeu artı gizli zamir hüve. Onun haberi oluyor. Yani haberi fiil cümlesi olarak gelmiş lakinne inne enne onu onların kardeşlerindendir. Aynı ameli yapar. Hu lakinnenin ismidir. Lem ya'lem artı gizli zamir hüve değil mi? Lem ya'lem artı gizli zamir hüve birlikte fiil cümlesi olup lakinlerin haberidir. Enne yine ismi nasıl haberini raf ediyordu. Yevme ismi evvelu ise haberi olmaktadır. Bu en neler olsun, lakin neler olsun. Bunlar isimlerini nasp, haberlerini raf etmektedir. Dolayısıyla hu, zamiri, lakinlerin ismidir, mensup. Nasıl mensup? Zamirdir, mebnidir, mahalle mensuptur. Lem ya'lem artı ve fiil cümlesi olarak mahallen merfudur. Cümle olarak mahallen merfu olup, lakinlerin haberidir. Cümle olarak mahallen merfudur diyorum. Yoksa lem yani muzalesi nasip etmiş pardon ee, cezmetmiş Bu meczum değil mi meczum bir fiil ama failiyle birlikte komple cümle olarak mahallen merfu olup lakinden haberi olmuştur böylece bir buçuk satır kadar bir inceleme yaparak videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz